ve iddialılar. Hedef bitirmek, maraton bitirmek demek. Hem destek amaçlı hem de profesyonel amaçlı. Göstermek, memleketimizin, kentimizin ismini duyurmak, sporu yaygınlaştırmak, sevdirmek. Olay bu, başka bir şey değil. Peki, başarılar diliyoruz koşuda. Sağ olun. Evet, hemen yabancı bir arkadaşımız var yanınızda. Where are you from? I'm from Scotland in the UK. İskoçya'dan katıyorlar. You are happy to be here. Very happy, very beautiful city. Beautiful, beautiful. 2 days and here for another 5 days. 5 days. Yeah, another 5 days. 5 gün öncesinden gelmişler. Bugün de hazırlık sürecinde olduklarını söylüyorlar. Kiyola'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fırat Pen. Neredeyse beyaz fiyatına. Ahşap desenli Fırat Pen'in tavsiye edilen fiyatı 10.90. Türkiye'nin her yerinde. Beyazın fiyatına ise inanamayacaksınız. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat Pen. Evinizin değeri artar. Yoğun istek üzerine Akit'ten muhteşem kampanya. Yeni Akit her ay tam 50 okurunu 13 gün boyunca Mekke ve Medine'ye götürüyor. Bu eşsiz kampanyaya siz de katılın. Kiyola'nın sunduğu Mehmet Çelik'te Spor Penceresi devam ediyor. Evet, dediği gibi Spor Penceresi devam ediyor. Avrasya'dan bitmiyor. Tabii kurmayların röportajlarına gideceğiz. Tabii başta Sayın Alparslan Ertekin, Sayın Göksel Gümüşdağ ve tabii Sayın Çapkın İl Müdürümüz. Bunun yanı sıra Spor Genel Müdürü Sayın Baykan, bir de yardımcısı İstanbul'un gururu Tamer Taşman'ın röportajları gelecek ekranlara. Paralimpik'teki sporcularımızın start öncesi verdiği röportajlar var. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir de tabii Ayda Uluş, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı, 25-30 Ekim'de WTA'de biliyorsunuz Dünya Kadınlar Kapalı Salon Tenis Şampiyonası Sinan Erdem'de boy gösterecek ve biz orada olacağız sizler için efendim. Hemen futbola dönüyoruz. Böylece Amatör Lig'in iki tane başarılı acar İstanbul'u yetiştirdiği birbirinden değerli iki tane teknik direktör, birisi Ergün Gelen Tuna Spor adına, diğeri Sayın Adem Mandıralı, o da 500 Evler Spor Kulübü adına şu an konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bozkurt. Evet, ben hemen Sayın Gelen'e sormak istiyorum. Tuna Spor Bar Ligi'ne ısınmaya başladı mı? Şimdi hocam ben bir kere bütün Türk halkının başı sağ olsun diyeyim. Son geçen olaydan dolayı herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da baş sağlığı diliyorum. Bir de burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu da özel bir. Artık buraya oturmamızın sebebini öğrenciniz olarak mı geldik, hoca olarak mı geldik, o da belli değil. Siz şu an buranın kendi özgür iradelerinde teknik adam olarak buradasınız. Çok teşekkür ederim. Ben de taziyelerini çok yakinen hissediyorum. Sevgili Vandıralı, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Hocam. Tabii ben de Hakkari Çukurca'da yapılan hain saldırıda hayatını kaybetmiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine de sabırlar diliyorum. Lige tabii başladık. Sayın Aslı Bozkurt'un sorduğu gibi her iki sual, her iki hocamıza da geçerli mi? Geçerli, evet. O zaman hocam başladı, devam edelim. Başlayalım. Senin soruyu bir daha alalım Sayın Bozkurt. Bağ ligine ısınmaya başladınız mı? Nasıl tabii, gözlemleriniz? Yeni katıldığımız bir lig. Bu geçen sene kurulan bir lig. Geçen sene takımlar daha avantajlıydı. Yeni kurulduğu için bu lige avantajlı başladılar. Bu sene bu lig ikinci yılını yaşıyor. İkinci yılını yaşadığı için de daha hazırlıklılar. Biz daha henüz yeni katıldığımız için bu lige daha ısınmaya çalışıyoruz. Ama hem yönetim olarak hem kulüp olarak camiamız olarak seyircilerimiz olarak herkes elinden gelen mücadeleyi yapıp inşallah hak ettiğimiz yerde bitiririz. Taraftarların da isteğinden de memnunsunuz herhalde. Tabii taraftarlar bizim en büyük destekçimiz. Az bir topluluğumuz var ama gerçekten gönülden bağlılar 500 Evler Spor Kulübü'ne. Hem içeride hem dışarıda her türlü kendi
kendilerinden fedakarlık yapıp her türlü deplasmanda desteğini veriyorlar. İyi günde ve kötü günde. Peki bu seneki hedefleriniz nelerdir? Yani ligi nerede bitirmeyi hedefliyorsunuz? Tabii bu lige başlarken statü olarak belki tabii haberiniz vardır ama statü İstanbul'dan 5 takım katılıyor. Bu statüde bayağı sıkıntılı bir statü. Kısaca bahsedecek olursak statüden İstanbul takımlarından en azından 3 tanesini geçmeniz gerekiyor. Bir kere ligde kalmak için. Onun için bizim ilk hedefimiz tabii İstanbul takımlarından 3 tanesini altımıza alıp ondan sonraki önümüze çıkacak hedef doğrultusunda tabii ki şampiyonluk. Yani burada diyemiyorsunuz ki ortada bitiririz veya 3. 4. bitiririz. Her zaman ilk, hedefe kilitleniyorsunuz. İlk 5'te dahi olsanız onun için risk var ama bizim tek hedefimiz şampiyonluk yani. Şampiyon olmak. Peki Sayın Gelen'e de aynı soruları sormak istiyorum. Taraftarlarınızdan memnun musunuz? Şimdi bizim, şimdi o kadar güzel girdi ki Sayın Bozkurt direkt damardan yani direkt zora, ligi zora, ısındın mı? Evet, önce taraftarlar yani. Ve hedefler. Kahve buyurun Sayın Gelen. Şimdi yoksa çağrı mı yaparsınız? Şöyle ya. Tek tek cevap vermeye çalışayım ben. Bir kere hocam biz Tuna takımı olarak bu ligin hakikaten çok yeni ve çok acemi bir takımıyız. Beşevler yani, gibi. Aynen öyle. Adem hocam da anlatmaya çalıştı bizim durumumuza. Zaten biz antrenör olarak da bu ligin yenisiyiz. Çünkü geçen sene kurulmuş olan bir lig. Yani bizim ne çoğu oyuncumuz bu ligi tatmış ne de biz bunu yaşamışız. Ama bize iyi başladık mı derseniz kendi planladığımıza göre biz iyi başladığımızı düşünüyoruz. Ha, sonraki haftada bizi nereye götürür? Yani gerçekçi olmak adına konuşmak lazım. Yani bizim grubumuz dörtlü İstanbul takımı. Biz ilk 4 içinde bitirsek dahi bu takımdan aslında İstanbul'da 4. olduğu zaman küme düşme riskosu çok fazla şekilde. Yani 2 ve 3'ünün bile play-off oynayacağı bir ligde neyi nereye götürebilirsiniz bir soru işareti. Yani lig içinde lig oynamak bizi yoruyor ama şöyle bir durumumuz var bizim. Biz bir kere ekip olarak yani kendi futbolcu arkadaşlarımı söylüyorum ben sadece ve sadece şunu hedefleniyoruz. Oynarken keyif alabiliyor muyuz? Eğer keyif alabiliyorsak sonucun bir şekilde bize döneceğini hissediyoruz. Ya bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Ha, mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Ya, taraftar grubuna gelince aslında bizim taraftar grubundan bunu her yerde söylüyorum. Yani bütün konuşmalı hoca arkadaşlarımız, oyuncularla söylüyorum ya camialarda. Bizim taraftar grubumuz 50 yaş üstü hocam. Yani emekli grubu diyeceğimiz bir grup. Grubu. Evet. Ama şöyle bir durum anlatayım ben size. Biz bundan önceki hafta Bartın'a gittik. İkinci hafta ligin için ikinci haftası. 30-40 tane böyle emekli abimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. O yağmurda çamurda geldiler. Aslan gibi bizi desteklediler. Tabii oradan bir puanla gelmenin mutluluğu da onlara da yansıtmış olduk. Biz o yüzden de onlarla olmaktan çok mutluyuz. Evet. Ama nerede olmaz bitirmek istiyorsanız derseniz tabii gönlümüzden geçenle iyi yerde bitirebilmek. Önce ligi alışabilmek amacımız bu tabii ki yani. Evet. Ama bizim grubumuz hocam lütfen yanlış anlamasın biraz daha zor gibi duruyor. Şampiyonlar gibi bir gruba düştük yani. Şimdi de gerçeği bu. Evet. Sayın Bozkurt bu durumda bir soru yoksa evet, ben hemen konukları alayım. Bu durumda siz karma bir taraftar bekliyorsunuz tabii, sanırım değil mi? Genç tabii, tabii, tabii. Artı her yaş her gruptan. Müsaade ederseniz çok önemli bir yere geldiniz. Biz Bayrampaşa'nın içerisinde sadece bağlı oynayan şu anda ilk takım biziz. Ha şöyle Bayrampaşa kulübü bizim 3. ligde oynayan bir takımımız. Oradan da bize zaman zaman yardım gelebileceğini hissediyoruz. Yani oynadıkça, bu ligi ısındıkça oradan da bizim desteğimizin artacağına inanıyoruz tabii. Evet, aynen öyle düşünüyoruz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Evet. İnşallah. İnşallah. Tabii her ikiniz de tabii Aslı Bozkurt güzel sorular sordu. Bunlar çok önemli yanıtlar. Çünkü spontane geliyor sorular. Evet. Aslı Bozkurt sağ olsun o da canı yürekten hazırlıyor bu sualleri. Siz de önemli bir canlı yayındasınız ve şu an tüm Türkiye tabii bu branşlarla alakalı spor severler sizleri seyrediyor. Tıpkı telefon hattında bulunan Suat Beyenel gibi isterseniz Suat Beyenel'e Sakarya'yla siz bir diyalog kurun. Buyurun Sayın Bozkurt. Evet Suat Beyenel. Efendim iyi programlar Aslı. İyi akşamlar diliyorum. Konuklarınıza selamlar. Teşekkürler. Bu akşam bize Sakarya'dan hangi spor haberleriyle hangi spor haberlerini aktaracaksınız? Hemen spor haberlerimi vereceğim. Ancak daha evvelden bizim bir şehidimiz vardı. Bu Çukurca'daki menfur saldırıdan. Diyarda Çavuş Bural Elmas'ı bugün toprağa verdik. Ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. Terörü şiddetten Sakarya olarak devam ediyoruz. Sevgili Aslı bugün spor haberlerimiz Sakarya Spor'dan başlıyorum. Kötü gidiş devam ediyor. Galatasaray'a yenildik 2-0. Başkan Halit Evin istifa ettim dedi.
yöneticiler çıktı. Hayır, istifasını kabul etmiyoruz dediler. 22 Ekim'de kongre var. İnşallah bu kötü Çınar Sakarya Spor'un gidişatı durdurulur ve iyiye doğru döner diyoruz. İkinci haberim Bal Ligi. Bal Ligi'nde pazar günü Adapazarı Spor, Karagümrük Spor'la içeride oynuyor. Evet. Silivri Spor, Atakyalı Spor maçı var. Ve Yeniköy Spor, Gayrılar Taş Spor maçları var. Yapılacak maçlarda takımları hafta içinde izlerim. İyi çalıştılar. Sakatya'da cezalı futbolcuları olmadığını bildirdiler. Yöneticilerimiz iddialı konuşuyor ve parolamız galibiyet diyorlar. Sevgili Aslı Bayanlar, Voleybol Ligi'nde de bizim Sakarya olarak iki takımımız var. Arama Voleybol 3. Ligi bu hafta başlıyor. Sakarya'dan mücadele edecek takımlarımız Ada Spor ve Hendek Spor. Ada Spor'u Eskişehir'e deplasmana uğurluyoruz. Hendek Spor Sakarya Atatürk Stadı'nda Edirne temsilcisiyle oynayacak. Takımlarımıza buradan başarılar dilerim. Sakarya'dan güzel bir haber vermek istiyorum. Olimpik ölçülü yüzme havuzumuz cıvıl cıvıl kaynıyor. Özellikle çocuklara yönelik çalışmalar bir hayli yoğun. O kadar kalabalık ki inanın geçen gün de saat 22'de gittim ve havuz doluydu. Burada az bilenler, çok bilenler ve hiç bilmeyenler grupları ayrı ayrı çalışıyorlar. Minikler, orta yaş gençler ve büyükler. Bu bakımdan havuzumuzda gayet güzel. Yarın şampiyonları yetişiyor. Artık inşallah içinden dünya şampiyonları çıkar. Olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkar. Aslı Yıldız Kızlar Voleybol Teşvik Ligimiz vardı Sakarya'da. Endek Spor Yıldızları birinci oldu. Kızıltepe'ye Nevzan Spor ikinci. Ada Spor üçüncü oldu burada. Telekom Spor'a Gençlik Merkezi de 4 ve 5. oldular. 5 takımdan başladı Teşvik Ligi. Teşvik diyorum. Evet. Çünkü hemen ardından normal lig başlayacak. Son olarak da İl Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklama. Bundan böyle Sakarya'da teşvik ligleri oynanmayacak. Evet. Basketbolda ve voleybolda sadece iki sporda nedeni var. Hemen 3-4 gün sonra resmi ligi başladığı için teşvik ligini kaldırdık. Evet. İl Müdürlüğümüz tabii bu açıklamayı yaptı. Ben de buradan kulüplerimize duyuruyorum. Sakarya'dan Cumhuriyet tabi güreş olmazsa olmazımız. Cumhuriyet Kupası güreş müsabakaları 30 Ekim günü Yenikent Spor Salonu'nda yapılacak. Bunu da güreş severlere buradan duyuruyorum. Çok üzgünüz. Bu üzüntü içinde bu programa katıldık. Tekrardan ulusumuzun başı sağ olsun diyoruz. Size iyi programlar diliyoruz efendim. Evet. Sayın Bozkurt, söyleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Beyenal'e? Evet, Sayın Beyenal, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, iyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, gerçekten taziyeler bitmek bilmiyor. Mümkün değil bitmesi ama istemiyoruz ki artık yani bunları bu şekilde ifade etmeyelim. İstemiyoruz yani. Hep söylüyoruz, hep taziyelerimiz var. Artık bir son olsun. Evet, gelen mailler var. Bursa Orhan Gazi'den sevgili Başkan İbrahim İnce her zaman incelik gösteriyor ve programımızı takip ediyor. Orhan Gazi Gençlik ve Eğitim Spor Derneği sporcusu Sefa Yaman kendi yaş grubu olan 33 yaş grubunda 22.06 içinde birinci oldu. Yani 2206 kişi içerisinde birinci olmak kolay bir mesele değil. Avrasya'da 33. Avrasya'da o da Orhan Gazi'ye getirdi birinciliği. Daha önce de Spor Penceresi programına katılmıştı. Hatırlayacağım.